Tabi bu tevekkül, ihlas, takva bu harika ahlakların elde etmek için uğraşılan bir nokta var. Her Evliyaullah'ın kendi kalbi nazarıyla baktığı ve anlattığı noktalar var bunların içerisinde. Fakat bütün bu harika ahlakların en üst noktadan yaşamak istiyorsa birisi tasavvufun yoluna girip fena makamı denilen o makama dair durmadan ilerlemesi lazım. Bütün ahlakların zirvesi oradadır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de bütün ahlakları tamamlayıcı olarak geldim ifadesinin asli manası budur yani. Ben bütün insanlığı fena makamına erdirecek bir vesile olmak için geldim kapı olmak için geldim. Benim elimi tutan, yolumu tutan Allah'ı bulur Subhanahu ve Taala. Allah'ın nuruna eren her güzel sıfatın, ahlakın zirvesine ulaşır. Evet. Ulaşırız yani o sebepten kat'enazar edelim. Bu sebepten kat nazar edelim. Hakikatini erelim diye bu uğraşılarımız bizim kendi halimizde Allah'ın nuruna ermeden yani. Bu uğraşlarımız sadece bu harika ahlaklarda basamak çıkmak oluyor. Bir çıktın, iki çıktın, üç çıktın, beş çıktın. Bu basmaklar bitmez. O nura ermeden yani. Onun için Sultan Bayezid Bestami Hazretleri'nin harika menkıbesi burada hemen aklımıza geliyor. Neydi o mübarek? Ne diyordu? Bir tane başka bir diyardan bir şey kendi dervişini Bayezid Bestami Hazretleri'ne gönderiyor. Diyor ki ya çok övülen bir evliya var. Herkes ondan bahsediyor. Git bir bak bakalım. Git ona sor. Nasıl birisidir hali tavrını gör de gel bana anlat diye gönderiyor dervişini. Gittiği vakitte derviş Sultan Bayezid ve Aslam Hazretleri diyor ki evladım nereden geliyorsun? ...işte falanca yerden geliyorum. Ben falanca şeyhin müridiyim diye söylüyor. Bayezid ve Aslam Hazretleri'nde ki evliyalar sultandır Bayezid ve Aslam Hazretleri. Diyor ki Bayezid ve Aslam Hazretleri senin şeyhin iddiası nedir? Ne dava eder? Benim şeyhim diyor öyle bir yüce makamındadır ki tevekkülün gökler taş olsa, yerler bakır olsa rızkından hiçbir türlü şüphe etmez. Yani normalde rızkın geleceğine yerin toprak olması lazım, göğün yağmur yağdırması lazım ya normal düşüncelere göre yani. Gök diyor taş olsun, yer bakır olsun. Yani ne demek hiçbir yemiş çıkartmayacak gibi gözüküyor zahiri görüşte yani. Benim şeyhim hiçbir şüpheye düşmez rızkında. Benim şeyhimin davası budur. Diyor ki Sultan Bayezid Bestami Hazretleri. Vah yazık, vah yazık böyle yapmış. Ne oldu efendim diye söylüyor. Senin şeyhin diyor daha şirkten kurtulamıyor. Daha tevhide gelememiş diyor. Tevhid makamına gelememiş daha senin şeyhin. Ve ondan sonra gönderiyor dervişi. Derviş de zaten öyle emir almıştı. Gidiyor geriye evine uğramadan şeyhine geliyor. Şeyhine bunu anlatıyor. Ne yaptın evladım nasıl birisiydi? Uğradım böyle anlattım o da bana böyle söyledi. Şeyh efendi diyor ki evine gitmeden tekrar git. O zata de ki sizin davanız nedir? Sizin iddianız nedir? Geliyor derviş Sultan Bayezid'e tekrar. Efendim şeyhim beni tekrar gönderdi. Sizin iddianız nedir diye sordu. Sultan Bayezid Bestami Hazretleri şöyle cevap vermiş. Evladım demiş. Var olanın davası olur. Biz Allah'ın nurunda çoktan varlığımızı bitirdik. Oraları çoktan geçtik yani. Ben işte tevekkül sahibiyim, ihlas sahibiyim, riyadan kendimi korudum falan filan. Bu davalar, bu basamaklar Fena makamına ermeden önce çıkılan basamaklardır. Fena makamı dedilen tevhidin asli nuruna erdiği zaman kul artık kendi davası iddiası kalmaz. Ne güzellik söyleniyorsa hepsi Allah'ındır. Allah'a nispet eder. İzzet sahibi Allah'tır, kuvvet sahibi Allah'tır, ilim sahibi Allah'tır. Her şey Allah'a nispet edilir. Kendini tamamen aradan çıkartır diye söylemiş Sultan Bayezid Sema Hazretleri. İşte yani dediğimiz gibi bütün harika ahlakların basamakları var ama zirve fena makamıdır. Oraya geldikten sonra kul artık kendi varlığını ayrı bir şey görmemeye başlar. Allah Subhanahu ve Taala'nın nurunu görür hep. Yaptığı her güzel şeyin de Allah'ın ikramıyla olduğunu bilir. Onun için ona ne nispet edilirse aziz misin, kadir misin, kuvvetli misin, alim misin hepsi Allah'ın sıfatı. Kabulümüzdür yani. Hepsi Allah'ın sıfatı. Celle Celaluhu. Evet, bu da harika bir ders. Anlayana, idrak edene, kalbinde tutana mübarek olsun. Rabbimiz Subhanehu ve Teala Resulü Ekrem'in hakiki nuruna erdirsin bizleri. Ve minallahi tevfik bi hürmetil habib bi hürmetil fatiha.